Kocasinan Belediyesi'nin siz gençler için birçok hizmeti bulunmakta ve birçok semt konaklarında tesislerimiz mevcut. Biz bu dijital ortam için iki tesiste eğitim veriyoruz ve daha çok önceliğimiz sizin yaşlarınızdaki çocuklar üzerine. Bir Erciyes evlerde robotik eğitimi, 8-15 yaş arasındaki çocuklara eğitimler veriyorum. Diğeri de General Emir merkezimiz. Orası da uzay bilimleri ve sivil havacılık üzerine eğitimler veriyor. Dronlar vesaire yapılıyor ve uzay bilimlerinde roketler vesaire nasıl yapılıyor onları anlatıyoruz. Orada da iki hocamız mevcut. Code Week haftası dünya çapında yapılan bir çalışma. Kodlama üzerine neler yapılır? İşte bizim çevremizdeki dijital ortamlar nasıl çalışıyor? Aslında siz sizin çağınızdaki çocukların hepsi hepiniz telefon kullanıyorsunuz değil mi? Hepinizin şahsi telefonu var mı? Bilgisayar kullanıyor musunuz? İnternetten haberimiz var mı? Değil mi? Yani birçok uygulamanın aslında nasıl olduğunu, oyunları vesaire biliyorsunuz aslında. Ve bu Code Week haftasının en temel amacı ise bunları dijital ortamda nasıl yaptıklarını göstermek. Yani geleceğimiz kodlama üzerine ise bunların nasıl mantığının çalıştığını aşılamaya çalışıyoruz. En önemli şey bilgi. Bilgiyi nasıl aktardığınız ve bu aktarım sonucunda gerçekten piyasaya hitap ediyor musunuz? Onun için çalışmamız gerekecek. Nefes almak, beslenmek, düşünmek. Bunların hepsi birbirinden bağımsız sistemler olsa bile sizin bünyenizde komple bir tek bir sisteme dönüşüyor değil mi? Ama bunların hepsini kontrol edilme merkezleri birbirinden bağımsız mı? Evet, kendinizi tanıyın ki kodlamayı da iyi yapabilir. Çünkü kodlanmış olan bütün sistemler sizlere hitap ediyor. Kendi sisteminizi iyi çözerseniz iyi bir kodlamacı olabilirsiniz. Yani çevrenizi iyi gözlemlediğiniz takdirde bir sistemi çözümleyip o sistemin neye hitap etmesi gerektiğini bilir. Daha sonrasında onu insanlara faydalı hale getirebilmek sizin elinizde. Öncelikle Kocasinan Belediye'mize, Kocasinan Akademi'ye ve bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum. Burada biz özellikle çıkış noktamız kodlama nedir hiç bilmeyen, teknolojiyle ilgili sadece oyun ve sosyal medya teknolojilerini kullanan öğrencilerimizi bir araya getirip işte kodlamanın mantığını, basit anlamda, temel anlamda kodlama nedir, bütün bunları, bütün bunlarla ilgili öğrencilerimizde bir farkındalık yaratmak, bir farkındalık oluşturmak istedik.